2018'in son Go Espor yayınına slash programına üçlü kuvvete sonra hoş geldiniz. Ben Tunç Demirçelik. Aral sen bilmiyorsun değil mi? Bende Misting yok artık. Yanımda Eren Hetsen Arakın ve Aral Halper Norman'la sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Aral geçmiş olsun öncelikle. Onu söyleyelim. Geçmiş olsun Aral'cığım. Bugün programın bu kadar ertelenmesinin sebebi hem Aral'ın sınavları ve ufak bir rahatsızlığı hem de Eren'in beklenmeyen akraba problemleri oldu. Hemen biraz anlaki oldu. Akraba problemleri deyince bak daha da tuhaf şeyler çıkabiliyor içinde. Yok yok, abi, problem değil ya. Kalabalık desen yeterli yani. Kalabalık. Yani normalde planlanan bir şekilde ilerlemedi dün programımız. O yeni yılda yılda geliyor bu tarz şeyler. Uzuyor akraba ziyaretleri. Evet. O zaman hemen başlıyorum. YouTube'dan Berkant CB3 yıldız sormuş. CP3 değil CB3. CSGO başarılarımız LoL'e göre çok daha üst seviyede olmasına rağmen iplememizin sebebi ne? Ne anlamadım. Üçlü kuvvetli sorum. Yani aslında ben cevaplayacağım da bunu. CSGO başarılarımız LoL'e göre daha üst seviyede olmasına rağmen iplememizin sebebi ne? Sonuçta kanalın e-spor içi LoL değil. Ya yani bize soruyor. Genel olarak şeye soruyor. Tamam söyleyeyim soruyor. Abi. Bir Counter Strike Türkiye'de ne yazık ki o kadar popüler bir spor değil. Şey, e-spor oyunu değil. Bunun neden değil derin, ben de anlamıyorum ama hala. Çok daha derin sebepler var. Abi sana şu kadarını söyleyeyim. Bir taraf terörist olduğu için ve teröristin kazanma ihtimali olduğu için sponsor olunmuyor bu oyunu. Bu ne yazık ki böyle. Şahsen ben Counter-Strike takip eden ve işte sizin söylediğiniz o Türkiye'deki vaktinde ex-Space Soldiers'ın büyük fanı olan birisiyim ama maalesef olmuyor abi. Türkiye'de bu sporun bir mentalite değişikliği olmadan bu e-sporun diyeyim, bu e-spor dalının, bu oyunun verimli bir şekilde reklamının yapılabilmesi ne yazık ki mümkün değil ya. Ya üzücü ama bu böyle yani. Biz Counter-Strike'a yani daha önce şey falan yaptık, birkaç tane seri yolculuk falan çekmiştik. İçerik yaptık, hiç neredeyse izlenmedi. Ve aklımızda Counter-Strike'a yönelik farklı bir hani üçlü kuvvet tadında bir içerik falan da niyeti vardı. Ama açıkçası işte o havayı almadık yani. Hani yapsak izlenir miyiz? İzleneceğimize dair bir hava almadık ne yazık ki. Devam ediyorum. YouTube'dan Berat Doğan sormuş. Sup inanılmaz hype'lanıyor. Benim düşüncem Frozen bitik. Snowflower'da Wolf'tan daha iyi bir oyuncu formal durumuna göre. Yetenek olarak geçen seneden daha zayıf bir Supermassive yok mu? Oyun bilgisi olarak daha üstünler geçen sene bazlı. Royal Youth'un top, orman, mid, nişancı bu 4 rolde Sup'tan üstün olduğuna katılır mısınız? Buna bağlı olarak da en büyük şampiyonluk adayı Royal Youth olmaz mı? 4 pozisyonu daha iyi olduğuna katılmıyorum ben bir kere. Aral? Valla Wolf'un ya şimdi bir kere Zeitnot'tan kesinlikle daha kötüler. Nişancı pozisyonu Royal Youth. Ben Stomage'nin geçen sene o muazzam oynadığını düşünüyorum. İkinci yarısını özellikle geçen sezonun. Yani gerçekten çok iyi bir seviyede oynadığını ve fark yaratabilecek seviyede olduğunu gösterdi. Finalde dahil bence buna. Finalde de oldukça iyi oynamıştı. Zaten bu ikiye geldiğimiz zaman, yani bu ikisini şey yaptığımız zaman zaten direkt dört koridoru geçiyor. Şimdi GBM'in birebir de Frozen'a sağladığı bir üstünlük vardı geçen sezon. Ama GBM'in bu sağladığı üstünlük Supermassive galibiyet olarak yansımıyordu. Onu hatırlamamız lazım. Nasıl oluyorsa, ya nasıl oluyorsa tabii ki biz biliyoruz ama Frozen tarafı kazanıyordu maçları. Evet yani GBM birebir üstünlük sağlıyor erken önde vesairede ama maçı kazanan Frozen olduğu için, yani Frozen tarafı olduğu için bu yönde de buraya direkt üstün demek çok zor. Fabulous'unda yeri geldiğinde ne kadar rakiplerini darlayan yer yer hatta oyunu pisleştiren bir oyuncu olduğunu da biliyoruz abi. Pisleştirmek derken yani adam oyun dışında bir çirkinlik yapmıyor. Sadece oynadığı oyun stili, çevirdiği oyun stili izlemeyi keyifsiz kılıyor orayı. Hal böyle olduğu zaman her yerde üstün demek çok zor. Üstüne üstlük bir de eğer Wolf da Snowflower'ın yaşadığı gibi kariyerini canlandırma yolunda hamleler yaparsa o zaman her rolde Supremacy'nin üstün olduğunu bile söyleyebiliriz. Abi, böyle bir durum var ortada. Şeyi unutuyoruz mesela biz. Fab'ı hep kötülüyoruz. Fab'ı küçümsüyoruz. İşte Armut daha iyi, Broken Blade daha iyi, Elmint daha iyi, Tal'Darin daha iyi. Abi Broken Blade LCS'e gitti. Hatırlayalım. Broken Blade ne zaman Fab'ın öyle üstünden geçebildi? Fab KMF'de, TBF'de vesaire. Yavaşlatmayı çok iyi biliyor abi. Fab bu ülkede işte geçen de hesaplamıştık ya. Kaç yani bir mevsim dışında, sezon 5 dışında
bütün finallerde olmuş bir adamdan bahsediyoruz abi bu ülkede. Piyasaya çıktığından beri. Ve adam rakibi ne kadar iyi olursa olsun özellikle bu lig seviyesinde her zaman onu en azı yani yenmeyi başarmasa bile her zaman durdurmayı başardı. Bu arada bu yabancı maçlarda da geçerliydi Eren. Çünkü yabancı maçlarda kendimizden iyi bir takıma karşı oynadığımızda hep en iyi oyuncu FAP çıkıyordu takımda. Hep derken genelde yani. Sami abi kesmiş olabilir birebir. Söylemeye çalıştığım şey değil. Oyuna etki etmesini, maksimum derecede etki etmesine izin vermiyor. Koridoru birebir de biraz üstün götürmüş olabilir. Bir kere kesmiş olabilir vesaire. Bunların hiçbir önemi yok abi. Oyunu oynamasını ve onu mesela birçok maçta Minyon'da geriye düştüğünü falan görüyoruz Fab'ın ama karar mekanizması anlamında işler ciddileştiğinde Fab'ın önüne geçemiyor birçok üst koridor oyuncusu. Yani mevzu sizin sandığınız gibi olmuyor yani. Ben şu anda Sword'un oyun stiline çok benzetiyorum. Aynı moddalar yani. Eğer gerekirse programın sonuna geri döneriz Royal Jet vs. Supremacy konusunda merak ediyorsa izleyicilerimiz. Okey. Çok okay. Tek bir şeyi çok fazla uzatmayalım. Alper Arslan sormuş YouTube'dan. Bu soruya ne açıdan diye cevap vereceksiniz. Aklınıza gelen ilk açıdan cevap verin. Ming mi Wolf mu neden? Ming. Bugün için konuşuyorsak Ming canım her anlamda abi, yani. Çok açık çocuğum. Yani mekanik anlamda falan da Wolf'un daha önünde. Artı Ming'in sanki Wolf'a göre şeyi daha iyi. Yani meta değişimlerindeki o düşüşü sanki daha az gibi. Wolf'ta yer yer o düşüş olabiliyor gibi geliyordu bana. Adaptasyon hızı yüksek ya Ming'in. Çabuk adapte oluyor yani. Emre Yetim sormuş YouTube'dan. Türk oyuncular arasında genel olarak hangi koridorda daha eksiği sizce? Jungle'da. Jungle mid. Bence en çok jungle ya. Tabii yani mid'de de eksiz ama mid'deki eksiklik yeni türemeye başladı. YouTube'dan Aydın Aydoğdu sormuş. Sizce bu sene ligdeki rekabet seviyesi ne düzeyde olur? Geçtiğimiz yılki gibi finalin adı belli mi? Yoksa sürpriz bir final görebilir miyiz? Bence belli değil. Çünkü bu sefer Galacticos da şeyin içerisine girdi. İşte belli duruma şartlar altında Beşiktaş da bence buraya aday. Yani açıkçası Supremacy ve Royal Youth diğer takımlara göre daha hazır bir yarım adım öndeler ama diğer takımların buraya hiç şansı yok gibi bir durum bence yok. Geçtiğimiz sene çok daha net gibiydi. Daha tek taraflıydı. Final belli gibiydi yani. Tam bunu diyecektim ben de. Aslında biraz Galacticos bunlara yakın. Onlarla alakalı bir soru var. Galacticos yeni üst koridoru sizce ligde kaçıncı sırada diğer üst koridorlar arasında? 3. Ne anlamadım ben. Galacticos üst koridor. Doxy. Doxy diğer üst koridorlara göre kaçıncı sırada ligde? 4. 3 değil. Kimleri yazdın önüne? Storm abi. Armut, Ruin, Fab. Storm ne alakalı? Abi ya 3-4 derim ben de ya. Yani bir görmek lazım ama ben Doxy'nin son halinden tam emin değilim yani. Tam bilmiyorum son halini. Biraz daha şeyleri bile yazardım belki ondan önce yani, evet. Halini ama şu an ya son hali hakkında yorumlar çok olumlu. Evet ben de evet. Ama görmedik o yüzden 4 sağlıklı olan tercih ekibim bence şu anda. Şu anda görüyorum Lüger'le ilgili birkaç tane soru daha önce bakmıştım arkadaşlar. Lüger'e gelen teklifleri Lüger beğenmemiş. Lüger'in istediği takımlardan da Lüger'e teklif gelmemiş. Anladığımız kadarıyla bu mevsimi en azından ilk başta kendi bireysel çalışmasına ayıracak. İlerleyen zamanlarda ne olur göreceğiz. Harun Çokmen sormuş. Herkes Galacticos'u Fenerbahçe'nin üstüne yazıyor. Sadece Trico takımı ilk üçe taşıyabilir mi? Çünkü Naru artık eskisi gibi değil. Alt koridorda saatli bomba sezonun alt maçı iyi oynar. Geri kalanını satar. Abi. gerçekten memnun etmek mümkün değil bizim seyircimizi ya. Yani bir ligin bence birkaç gömlek en iyi jungler'ına aldılar. Bir iki değil bak. Bir iki üç dört falan gömlek en iyi jungler'ına sahipler abi. Trick öyle bir jungler. Bir bunu yazalım bir kenara abi. Ki iyi jungler'ların bu ligde nasıl fark yarattığını biliyoruz. 2. Aynı şey Naru Aurora'ya gittiğinde, ilk gittiğinde de konuşuldu. Naru ondan sonra kış mevsiminde harika oyun oynadı. Yarı finale çıktılar.
Aynı, birebir aynısı. Her zaman Naru bitiyor abi. Naru sürekli bitiyor. Ben anlamıyorum. Yani Naru mütemadiyen bitiyor abi. Ama şunu unutuyorlar ki orta koridorda bu ligde kazanmasan da birebir böyle çok dövmesen de belli şartlar altında verim verebiliyorsun. Bunu kış mevsiminde bize Naru orada gösterdi. Sadece ondan bizim ligde değil, dünyada da bu sürü örneği var. Ondan sonra aynen abi. Ruben'in işleyen takımlarda neler yaptığını, Ruve Zörgsting'in özellikle, ben onların bir aradayken çok daha verimli olduğunu zaten çok konuştuk. Bu ikilinin işleyen takımda abi en son ne yaptığını hatırlayalım. Bunu da hatırladık. Peki. Abi. Hatırlamayan orta olduysa. Orta koridorda hatırladılar. Yani Zeitnot'u dövebilen, Zeitnot'a karşı koridor aşaması kazanabilen başka bir AD carry görmedik bu ligde. Bak o kadarını söyleyeyim sana. Zeitnot'u bu kadar darlayabilen başka bir oyuncu görmedik abi. Evet, riskli bir oyunu var mı? Var. Ama sen verimli oynarsan, takımının stratejisi doğruysa, takım bu alt koridorun aldığı risklerin cezalandırılmasını engellerse, çünkü işte Supermassive de riskli oynuyordu alt koridorda. Ama Supermassive orayı doğru oynamayı biliyordu. İşte Galacticos da bunları yaparsa abi, Doxy zaten bence bir FAP tiplemesi, daha dengeli bir oyuncu. Ve bu takım içinde ana odak noktası alt koridor olacak ve Naru'nun da yan koridorlara etki etmeye çalıştığı zaman geçen sene kış mevsiminde ne kadar verimli olduğunu gördük. Ve abi ligin uzak arada en iyi jungler'ına sahipler. Bu takım yani bu takım hakkında niye insanlar bu kadar aşağılara, işte dördüncü olursa başarı diye bir başarı olur diye bir mesaj gördüm ben. Şimdi de gördüm ki ligin en kötü 3 mid lane'inden biri Naru net diye bir mesaj gördüm. Abi büyük yanılıyorsunuz, göreceğiz. Ya Doxy belli bir seviyenin üzerinde oynarsa ben bence Royal Youth ve Supermassive'in finalini bozma ihtimali en yüksek takım Galactus bence de. Yani bence ya bir yarım tık gerisindeler. Bak o kadarını söyleyeyim. Abi Trick beklentinin yani Trick çok acayip bir jungler'dı ya. Bunu G2'da 2 sene arka arkaya MVP aldı abi. Bu takımda şey vardı. Perks falan vardı. Bak o takımın en iyi oyuncusu Trick'ti. Perks'un olduğu takımda en iyi oyuncu Trick'ti. Kimlerden bahsettiğimizi unutuyoruz bazen. Naru bu ülkenin gelmiş geçmiş, yani işte artık Zeitnot karşılaştırıyoruz. Ama Naru bu ülkenin yetiştirdiği en iyi iki oyuncudan bir tanesi bence yani. Kesinlikle. Neyse, tamam, göreceğiz. Aral ben Aral'ı konuşturmadım ama söyleyeceği bir şey var. Gerek yok daha bir şey söylemem ama. Jin Kazama AMV sormuş. Hızlıca ben cevap vereceğim buna. Elvin Royal Youth transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence Armata'nın daha iyi bir oyuncu ama Şükrü oyun oynamayacak, sadece marka olacak orada dedi. Şükrü değilse hem doğrudur. Büyük ihtimalle potansiyel olarak, yani yeteneğin en tepesine çıkmış olsaydı Armata'nın daha iyi olabilirdi. Aral büyük ihtimalle katılacak. Ben Aral'ın dediğini geçen senle konuşurduk bunu, değil mi? Elvin çok yetenekli ama bu yeteneğini tam olarak kullanmıyor demiştin. Kullanmıyor aynen. Kullanmak istemiyor yani. Kullanamıyor, evet. Değil. O yüzden şu anda Armut daha iyi. Noob Anime sormuş. Ne olacak üç büyüklerin hali? Nerede ne olacak? E-sporda mı, futbolda mı? Mesela Fenerbahçe basketbol takımını tebrik etmek gerekiyor. Buradan da tebrik etmiş olalım. Burada bir... Tamam, soru bitti galiba. Bu kadar mı? Evet, ne olacak bu üç büyüklerin hali? Hayır, bir... E-spor'da cevaplıyoruz herhalde. Üçlü kuvvetle bunu konuşuyoruz. Abi neyle konuşalım o zaman? Spesifik etmiş yani. Tamam, biz e-spor konuşalım abi. Yani söyledik işte. Bu üçü de playoff adayı abi. Bir tanesi hatta bence yarı final, belki işte sinerjiye bağlı olarak final adayı bile olabilir. Ama diğer ikisi de playoff'a, ciddi playoff adayları ve bence... Ben Fenerbahçe'den Beşiktaş'a nazaran daha umutluyum bu arada. Ben sen bu Beşiktaş'ta konuştuğumuz şeyden dolayı ama ben ya yeteneğe baktığın zaman bence Fener Beşiktaş kadrosu biraz daha önünde kalıyor gibi hissediyorum ben. Herhalde kadrodan çıkıyorsun. Fenerbahçe'nin çıkıyor muyum yine? Fenerbahçe'nin biraz daha önünde kalıyor gibi ama Fenerbahçe'nin gelişimine bağlı birazcık. Fenerbahçe'nin soru işaretleri var ve bu soru işaretleri çözülürse gerçekten çok iyi bir topside var bu takımın. Ama şöyle bir durum var ha. Fenerbahçe'nin soru işaretlerindeki o sorular daha kolay cevaplanabilecek sorular. Beşiktaş'ınkiler öyle kısa vadede falan çözülebilecek problemler değil. Ya bir oyuncuyu sıfırdan alıp komple daha iyi yetenek atışı kullanan falan bir adama çeviremezsin yani.
Kim için Fenerbahçe'ninkinden söylüyorsun? tamamen Beşiktaş için söylüyorum bunu. Hangi oyuncu Çünkü için söylüyorsun bunu? ben Yetenek hepsi havuzunun için dar olduğunu mu söylüyorum. düşünüyorsun? Evet, Beşiktaş'taki yetenek, yani Penki'yi gidip de çok daha iyi bir oyuncu haline nasıl getireceğim abi ben? Penki dışında hiçbir için Mesela. bu kadar yani bu arada Nagne'de de benim için büyük soru işaretleri var. Keza Nagne'ydi. Yani şöyle karşı karşıya getiriyorum. Şimdi bence Penki'yi mesela ben Rooney'nin seviyesine çıkarmam. Mümkün değil abi. Kesinlikle abi Mümkün Rooney değil. en iyi top Ama oynadı. şunu yapabilirim abi. Yani şunu yapabileceğimi düşünüyorum. Hades'i Holy Phoenix'e yaklaştırma şansım var. Bir Var. Doğru. sezonun içerisinde. Ben de diyorum ki bir mevsim içerisinde bunu yapar mısın? Bir yıl içerisinde bunu yaparsın ama bir mevsim içerisinde ben zaten kış mevsimi için konuşuyorum. Beşiktaş Fener'in üzerine yazıyorum. Hani yaz mevsiminde başka şeyler konuşuyor olabiliriz ama gerçekten bir mevsim içerisinde o seviye yükselir mi? Benim için soru işareti bu. Ben açıkçası doğru coachingle Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın kesin üstünde kalacağını düşünüyorum ya. Ha, doğru coaching yapabilecekler mi onu sezon içinde göreceğiz ama Göreceğiz. ya ben Beşiktaş'ın açıkçası işinin Fenerbahçe'ye nazaran çok daha zor olduğunu düşünüyorum. Bu soruya cevabınızı merak ederim. Alex Moran sormuş YouTube'dan. Bir profesyonel oyuncunun solo queue'da toksik olması ne kadar önemlidir? Yani her oyuncu çok iyi bir örnek olmak zorunda mı? Bence zorunda abi. Ama bu benim düşüncem. Zorunda değil ama iyi yani seviyesini yükseltmek istiyorsa zorunda. Ama aksi takdirde kimseyi buna zorlayamazsın abi. Takımların sadece kontrat vermemekle, sonuçlarına katlanmakla yükümlü oyuncu. Kontratlı olmak vesaire Evet, vesaire ama yani. yani profesyonel Evet. Kendilerine oyuncu çok artısı var abi. ya sonuçta ne kadar toksik olursan kontrat bulma şansın o kadar azalır. Ya e-spor dışında da markaların sana ulaşıp seninle bir şeyler yapma ihtimali de o kadar azalır toksik olunca. Emirhan Uğur sormuş. Sizce Amazing J Letmi'den daha iyi bir oyuncu mu? Hayır. Bence de hayır. YouTube'dan Hatta şöyle diyeyim, bence Amazing J ligindeki en iyi 4 toplayınırdan bile biri değil. Bu arada bunu niye sordunuz? Öğrenciye mi gidiyor şu anda? Gitti mi? gitti. Gitti. Gitti abi. Yani gidiyordu diye hatırlıyorum ama son halini bilmiyordum. Ben gitti diye yani açıklandı diye hatırlıyorum. Bakalım. Bakma boş ver. Evet abi. YouTube Resmi hesaptan açıklamışlar. YouTube'dan Afanasyova sormuş. Ligin mid laner'ları arasında bir sıralama yapılsa Bolulu kaçıncı sırada olur? Gibi Frozen Yani Naru. lig Abi içerisinde çok izlemedik ama ben hani yayınlarını falan izledim biraz Bolu'nun. Bazı şey problemleri var ya. Karar problemleri var Bolu'nun. Ciddi karar problemleri var. Belki solo queue olduğu için, belki yayın açtığı için öyle gözüküyor olabilir ama onları da göz önüne alırsam eğer benim gözümde sırasını biraz düşürdü ya o hareketler. Tabii daha bilmediğim oyuncular da var açıkçası. Bursaspor'un midlanerini bilmiyorum mesela. Zvairu'yu. şu an karar vermek çok kolay değil buna ya. Çünkü oyuncu hiçbir zaman bu seviyede izlemediğimiz için yani bence bunu hani bir iki hafta izledikten sonra konuşmak ve işte Bolu'nun tavanını ve tabanını hakkında işte fikir sahibi olabilmek daha kolay olur. Çünkü Bence şu de. an birazcık sallamak oluyormuş gibi geliyor bana. Açıkçası ben tam manasıyla oyuncuyu böyle bir scouting gözüyle izlemediğim için hani 100 maçını adamın şeyde izlemediğim için tekli dereceli de vesaire oyuncunun şeyi hakkında kumaşı hakkında ne yapamadıkları hakkında o kadar da derin bilgi sahibi değilim. Birazcık sanki zaman lazım gibi bu tip bir soruya cevap vermek için. YouTube'dan Barış sormuş. Boğa 1, Boğa 2, Boğa 3'ün avantajları, dezavantajları. Kısalttım biraz soruyu. Bu bir seyir zevki için en iyisi abi. Tamam. Şöyle yapalım. Çok uzar çünkü. Boğa 1'in en büyük avantajı, Boğa 2'nin en büyük avantajı, Boğa Tamam. 3'ün en büyük Hepsini avantajı. cevaplayayım mı ben? Bu bir seyir zevki için en iyisi. Bu iki her zaman takımları yarışın içinde tutmak için en iyisi. Bu üç gerçekten en iyi takımı sezon sonunda en tepede bitirmesini sağlayacak. Hepsinin birer tane dezavantajı. Bu oyun seyir zevki için en kötüsü. Evet. Aslında Evet. bence Boğu 2 Aynen. seyirdeki için en kötüsü. Okey. Bu Boğu çok uzun. çok Yani çok uzun. Yani izlenme bazı açısından seriler hiç sarmıyor gerçekten. Yani şey aynen. serisi diyor işte böyle geçen sezon vardı Griffin MVP. Yani Alakasız bir seri yani. bu 2'de ilk maçı kazanan takım ikinci maça motivasyonu vesaire düşebiliyor vesaire vesaire. Bu 1'de
birazcık tadı Gerçekten en iyi damağında. ölçmüyor abi. Hem en iyi ölçmüyor, bir de bazı şeylerde tadı damakta bırakıyor gibi hissediyorum ben yani. Björksen mu Paul mu bütün olarak baktığımız zaman YouTube'dan Ezri'ye sormuş. Bu nasıl bir Kim soru lan? Björksen mu Paul mu? Abi tartışılmaz bile canım. Yoksa kim bu onun yanında? Buna da hızlıca ben cevap vereceğim. Çünkü YouTube'dan Çünkü Harun yani. çok men sormuş. Sizce de Beşiktaş'ın orta koridorunda Nagne çok abartılmıyor mu? Vesaire 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 vesaire. Abi gerçekten kimse bilmiyor. Kim iyi diyorsa bilmiyor. Kim kötü diyorsa bilmiyor. Son Sadece halini. gerçekten evet son halini. Son halini Ben bilmiyoruz. de onu diyorum. Sadece scrim'le şu anda scrim yapıyorlarsa, scrim'lerini izleyen birisinden bir şeyler duymuşsan ona güvenebilirsin. Geri kalan herkesin ne dediğine bakma, bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. Bebe. Yunus Gündoğdu sormuş. LCS takımları ile Türk takımları arasında bu kadar büyük bütçe farkı varken takımlarımızdan başarı beklemek sizce de biraz haksızlık olmuyor mu? Yo. Yani şu açıdan yo. Şimdi büyük bütçe farkına rağmen daha küçük bütçelerle daha iyi olan oyuncuyu bulabildi takımlar. Bulamadığı zaman kendisi yetiştirdi. Sonra yetiştirdiği oyuncuyu tabii elinde tutamayan durumlar da oldu ama şimdi Vitality normalde büyük bütçeli bir kulüp. Normal koşullarda. Ama geçen sene sezon başındaki kadrosuna bakalım adı sana duyulmamış çocuklarla çıktılar yola. Hatta Yamato Ken'in bu takımla nasıl bu kadar gurur duyuyor falan diye tuhaf da bir video yapmışlardı hatırlıyor musun? Böyle mandalla asıyordu çocukların resimlerini falan. Sürpriz bir takımla çıktılar yani. Ona rağmen sezon içerisindeki gelişimde o başarıya ulaşabildiler. Bu tamamen doğru oyuncuyu bulmakla alakalı. Genç oyuncu, yeni yetişen oyuncu gidip de öyle kulübün çok zengin olmasına bakmaz. Ben nerede maç oynayabilirim diye bakar. Oynayabildiği yeri bulur. Orada oynamaya başlar. Kendini göstermeye başlar. Bunları da doğru yönetirsen başarıya ulaşırsın. Yani direkt olarak bütçeyle olan bir şey değil bu. Tabii ki bütçenin etkisi vardır. Çünkü elinde sonunda o iyi oyuncuyu senden almaya çalışır bütçesi yüksek olan takım. Ama bu senin başarının önüne geçemez abi. Sadece bizim bütçemiz onlardan daha az diye onlar hep başarılı olacak, biz hep başarısız olacağız diye bir şey yok. YouTube'dan Swift F sormuş. Supremacy bu kadroyla EU'da ilk 3'e girer miydi? Hayır. İlk üç zor. Playoff'a girer miydi? Belki. Playoff'a Orada girerdi belki ya. yani. Belki abi. Playoff'a girerdi abi ya. Belki abi. Sayalım. YouTube'dan Bir dakika dur buyur sayalım. abi buyur buyur buyur. Bak. G2, Fnatic, Tamam. Vitality. Misfits. Vitality 4. 4. 4. Dörtlüyü aldın. Zaten alt takım giriyor. Dörtlüye Bence aldım. Altı takım giriyor. Splice net daha iyi. Sup'tan. Splice daha iyi olabilir, evet. Tamam 5. Şimdi kalanlara bakalım. Elimizde ne var? Excel, Origen, Rogue, SK, Schalke. Abi, bunların hiçbirinden daha kötü takım değil ama yarışır. Doğru söylüyorsun. Ama daha iyi de değil. Yani net şekilde hani bunlardan kesin iyi de diyemezsin. O yüzden playoff bile Abi, zor yok. yani. SK'de niye? Kadro. Şimdi. Tamam hadi eskiden iyi. Hadi. Rogue'dan da daha iyi. Daha iyi. Hadi söyle Tamam hadi söyle. onları Arka eledim tamam. Kikiz, Schalke'den Bu de arada daha iyi. eskiden iyi olamayabilirler ya. Abi iyiler be. Abi Yani Premium bakalım falan iyi kadroya player bakalım. veren. Bak Bak tamam Premium tüm falan kadroya var abi. bakalım. Tamam bak sayıyorum sana. Verlip, Selfmade. Burada sorunlular. Yani Verlip olabilir, Selfmade olmayabilir bilmiyoruz. Ama Priyan ve Dreams bence yeterince iyiler yani. Dreams iyi gibi görünüyordu tek dereceliden ama ne kadar iyi olduğunu bilmiyoruz şimdi. Ya Artık kaç Kedu'yu senedir tek dereceli? AD carry'leri. Yani daha kesinlikle daha kötü değil. Onu Bence biliyoruz Schalke abi. daha iyi bu arada kadro olarak. Supermassive'dan. Schalke daha iyi. O, Memento, Abedage, Upset, Ignar. Upset'in yerine bir tık daha kötü bir AD carry olsa kesinlikle daha iyi kadro derdim. Ama Geçin de o. o Upset birazcık işleri değiştiriyor bilmiyorum ya. Ya Abi ben playoff çok şansı var bak ama bu arada sana bir oralar. şey söyleyeyim mi? Upset'in karşısında oynamasını çok isterdim şeyin. Zaten çok merak ediyorum. Ben çünkü seviyelerini onların yakın görüyorum birbirlerine. Yani EU'da bir AD carry ile karşılaştırırken hep aklıma Upset geliyor benim. Zeitmut karşılaştırırken. Stili de benziyor. Ama gerçekten merak ediyorum. Karşılaşmalarını çok isterim yani.
Devam ediyorum. YouTube'dan Ahmet sormuş. Akademi ligindeki çoğu oyuncular okulları nedeniyle Gaming House'a katılmayıp evlerinden oynayacakları söyleniyor. Bu doğru mu? Doğru, sizce bu uygulama oyuncuların gelişimini yeterince sağlar mı? Normal slow queue'dan farkı olmaz, faydalı da olmaz bence. Bence çok daha faydalı olur abi. Ben oyuncunun Abi, kafa yapısının, yani hayatında kendi istediklerini öncelik olarak yapan ve bunu da bir iş olarak yapan oyuncuların çok daha ileriye gittiğini düşünüyorum. ve kesinlikle Ya solo queue'dan gerçek farklı olur yani. Çok solo queue'dan inanılmaz. kesin farklı olur zaten de. Hayır abi, bu oyuncuların problemi ne? Adam çok genç, tamam mı? Ama bu işi yapmak istiyor. Bu işi yapması için de kendini bir şekilde bunu takım oyununda yapabilecek halde öğrenmesi ve bu yönde göstermesi gerekiyor. Bunu öğrenmesi için çok ciddi bir fırsatı var. Çünkü normal bir solo queue oyuncusunun hiçbir şekilde scrim olma şansı yok abi. İlla ki takıma girmek zorunda. Adam takıma giriyor. Bunu çözüyor. Bunu çözmesinin yanı sıra kendi evinde rahat bulunduğu ortamı terk etmiyor. Üstüne üstlük normal hayatındaki, hayatın dışındaki, mesleğinin dışındaki sorumluluklarını da aksatmamış oluyor. Bence çok iyi bir formül bu. Akademi oyuncuları için. Ve çok çok da iyi sonuç vereceğini düşünüyorum açıkçası. Ama yani ben bu sene akademiden özellikle hani, oyuncuların gelişimine de bağlı olmak üzere sezonun içerisinde en az iki oyuncunun asların yerini almasını, komple ama almasını, öyle bir iki haftalık değil yani. Sezon sonunda da beş oyuncunun lige yeni oyuncu olarak gelecek sezon katılmasını bekliyorum. YouTube'dan son soru. Tunç istifa sormuş. Dumble mı, ben mi? Ben cevap vereyim buna. Senin dahil olduğun hiçbir pozitif karşılaştırmanın cevabı sen değilsin. Uf, agresif yaptı. Agresif yaptı. LoloSport taraftar grubundan Deniz Karadas sormuş. Oro ve kadrosu hakkında kişisel görüş belirtirsin lütfen. Soru değil ki bu. Soru değil, lütfen, rica etmiş. Senin Çok yapman lazım zayıflar bu abi. pisliği normalde ama. Çok zayıflar. Bu kadar. Kişisel görüş. Ben Çok çok zayıflar. net belirttim yani. Bence çok Ay, zayıflar. zayıf zayıf. Ben sadece diyorum ya, o kadroda sadece Pedro'nun kişisel gelişimini izlemek istiyorum açıkçası. Arda Kopuz sormuş. Ortaya soracağım. NA'de TL'yi, yani TL'i diğer takımlardan çok üstün görüyorlar. Ve Perks ve Reckless hakkında ne düşünebilirler? Gelecek sezon. İlk soru olmamış. Ha, görüyorlar mı? Kim görüyor bilmiyoruz. Yani Neyi herkes görüyor. görüyor muyuz anlamadım. Ben bayağı saçmaladım bu soruda. Baştan. Her şey baştan. Sor. Ortaya soruyorum. NA'de En baştan. Üçlü kuvvete soru hoş geldiniz. Team Liquid'i diğer takımlardan çok üstün görüyorlar mı? Evet. Çok üstün görmüyorum, üstün görüyorum. Güzel ama soru, yani size mi sormuş yoksa NA'de mi daha üstün görüyorlar? NA'dekiler mi daha Abi üstün? Soruyu öyle muhtemelen sordu ya. NS'dekiler de daha üstün görüyor bu arada. Üçlü kuvvete soruyorsun abi yani. Sen de Tunç, sen de saçmalıyorsun ha. Devam ediyorum. Ve Perks vs. Reckless hakkında ne düşünebilirler gelecek sezon için? Ne İnşallah düşünüyorsunuz? Reckless Bak, üstünden ne gelecek. düşünüyorsunuz değil, ne düşünebilirler. Ya ne Ne düşünebilirsiniz? düşünebilirler? Valla her şeyi düşünebiliriz burada. Reckless'ın kazanacağını da düşünebiliriz. Perks'ün kazanacağını da düşünebiliriz. Ve hangi şampiyonları seçeceklerini düşünün. Neyse, trolü keselim burada. Bence AD Carry, pro seviyede AD Carry oynamak, solo queue'da oynamaktan çok daha farklı bir şey olduğu için Perks'ün ciddi cezalandırılabileceğini düşünüyorum ben. Ve umuyorum cezalandırılacağını, yaptıkları bu gereksiz hareketten dolayı. Umuyorum Reckless üzerinden geçer. Hiç yapmadığı şey böyle. Koridoru bu sefer domine edecek ki Lucian var. Böyle öyle Lucian falan pickler, Perks'e bırakmaz. First pick falan yaparlar, bir şey olur. Üstünden geçer. Çok istiyorum. Ne olur ya. Ne olur ya. Berk Öztürk sormuş. Ama 1907 Fenerbahçe'nin koç transferi Aral Sancak'ı vardı mı? Aral, bir şey diyecek miydin? yok, Eren'e laf edecektim de vazgeçtim ya. Her an edebilirim o Et lafı et 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 et. yani. Abi Reckless değil başkası. Ya Hansa mı versek üstünden geçmeye? Oha, Olmuyor Hans, mu abi? Hansama'yı versek, Hansama zaten Ya yani daha Reckless'ın da eder. abi Bak ben Reckless çünkü şey yapmıyor ya. Ya bunun üstünden geçip ne yapacağım diyor adam. 30 dakikada kazanırım diyor. Yani Belki Öztürk sormuş. şimdi bir de 19 yenecek Perks falan daha beter olacak yani. Senin için Abi söylüyorum. aman aman, lütfen lütfen yaşanmasın öyle bir durum ya. Belki sorunu sordurtmadılar bir türlü. 1907 Fenerbahçe'nin koç transferi hakkında ne düşünüyorlar? Sizce koçta bizim görmediğimiz neyi gördüler? Abi kim ne gördü ki? Yani Evet. bu soruyu soran arkadaş mesela koç hakkında ne biliyor? Yani hiçbir takımını dikkatli incelemiş mi? Ben incelemedim, o yüzden cevap vermiyorum. Onunla çalışan isimler çok verimli olduğunu söylüyorlar mesela. Ben Twitter'da birkaç şeye, tweet'e denk geldim. Ama yani
Hangimiz izledik ki Malezya Ligi'ni? Şeyi. Onlar hangi şeydi? GPL'de mi oynuyorlardı onlar? Ben izlemedim. Malezya'dan yani, GPL'e çıktılar işte. Malezya'dan GPL'de GPL'de fena iş çıkarmadıklarını söylüyorlar aslına bakarsan, ama ben bilmiyorum, yorum yapmayacağım o yüzden. Mert Kaya sormuş LoleSpor Taraftar Grubu'ndan. Sorum Aral'a. Chovy Griffin için yeterli mi, yoksa yerine başka bir orta koridor gelse Griffin şampiyon olabilir mi? Yeterli yeterli abi. Chovy çok çok seviye atladı. Geçen sezon yaz mevsimindeki Afrika serisinden sonra ve o seriyle birlikte Chovy inanılmaz level atladı ve hatta bold konuşacağım abi. Bence bu sezon takımın en iyi oyuncusu olacak Chovy. Yürü be! Bravo be! Ulan 2 ay evvel sallıyordun o zaman ya. Abi adam gelişti, ne diyeyim yani. Sezon boyu gelişme derim. Ya lan ben şeyde playofflarda adamı savunurken o ara bile sallıyordum ya. Ya sen var ya. Abicim adamdan bir şey görmediğim için söyledim, ne var? Görmeye başladım. Devam Ya ettirdi Alper. gösterdiği şeyi de. Yeter ya. Yeter ya. Yapıyorsun lan? Yeter ya. Şeyi aldım elime. Bu bizim tripod var ya. Oğlum dur, Onu. dikkat et, her gördüğün elini alma. Ben bu arada Böyle hala Griffin'in bu sezon pislik şampiyon olamayacağını terbiyesiz. düşünüyorum. Ama yani Chovy'nin o takımın en iyi oyuncusu olacağını da düşünüyorum aynı zamanda. Viper abi. Viper bu arada Castipa Cup'ta pek bir şey yapmıyor ya. Gerçi ona hiç de Ben düşmüyor da. yani. Hatta belki de takımın en kötüsü görünümündeydi Viper Castipa Cup'ta. Abi gerek kalmadı ki, her çok rahat geldiler zaten yani. Devam ediyorum. LoleSpor taraftar grubundan Suat Sarayköylü sormuş. Yanında da Yıldız var. Niye Yıldız var abi yanında? Neyse. Ben de Yıldız istiyorum. Ramazan izliyor musun? Bana da Yıldız var. Size göre, şimdi çok uzayabilir bu soru. O yüzden biraz kısaltmaya çalışıyorum. Eren ilkini sen, Aral ikincisini sen. Çok fazla düşünmeden aklınıza ilk gelenlerle cevaplayın, tamam mı? Size göre LoleSpor tarihinin gelmiş geçmiş en underrated ve overrated beşlisini. Underrated Eren. İlk aklına gelenleri söyle. Abi çok, ama bu ilk neyse düşünmem gerekiyor ya. Tam Aral'ın ilk aklına gelenler vardı şimdi. Overrated Aral. Eren düşünsün. Overrated. Tamam. Impact. Niye güldün? Öyle. Devam et. Allah Allah. Niye güldün? Bir dakika ya. Ya abi ben ne bilirim ya? Ben anlamam. Siz benden daha iyi Impact biliyorsunuz. diyorum. Aa diye bir ses geliyor. O ne abi? Orman. Ne dedim ben? Impact. Tamam, Impact'i söyledim. Orman aklıma gelmedi. Mide geçeyim Dade. Nişancı. Reckless. Abi ben orada çok o çok çok Reckless değil ya. Reckless'tan daha overrated adamlar var. abi ben Bence. orada bir tane adam söyleyeceğim. Bir dakika dur. Neyse biraz düşüneyim, Eren de söylesin arada. Tamam Eren Ben tamam sen overrated'e dikerimi söylüyorum abi. Uzi. abi ama underrated sendeydi ya. Uzi ya, Fark etmez. Ben overrated nasıl dedin lan? overrated dedim abi. Abi o kadar inanılmazsa bir şeyler kazanırdı. Aa bak. Kazanırdı abi. Oğlum adam Kazanırdı. iki tane World finali Dur oynamış. dur bak. Sürekli yarı final, çeyrek Linç final geliyor. Linç oynuyor. geliyor. Linç 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 geliyor şu an bana. Dayağı yiyeceksin yani burada. Saçmaladın yani şu an. Underrated'ı da söylüyorum Eddie Carry. Bang. Ama bak ben her zaman Bang'in underrated olduğunu söylüyordum. İlk kez söylemiyorum bunu. Bank Yani o... underrated bir adamdı ama League of Legends tarihinin en underrated'ı mıydı? Abi şöyle underrated'ı nasıl değerlendirdiğine bakar. Herif tarihin en başarılı AD carry'si ama G'ken değeri hakkı almıyorsa onun underrated'lığı sanki biraz daha önem kazanıyormuş gibi geliyor bana. Eren bir sağ sol yapma, yerinde dur oğlum, sen nasıl Aa bu sunucusun arada bu ar Deft ya. Deft daha overrated olabilir, doğru bak şimdi chat söyledi. Eğer büyüklerden konuşacaksak. ya? Ya ben Overrated. yine mi Yani gözüm enler. kaydırıyorum? Neyse. Tamam, ben overrated jungler'ımı söylüyorum. Yani iki isim arasında kaldım aslında. Meteos'la Santorin arasında. Abi sen Abi. çok küçük isimlere gittin. Clear Love varken ne gerek var oralara gitmene ya? Clear Love taş gibi oynadı ama zamanında. Bir dakika. Şu an iyi oynamıyor olması adamın overrated olduğu anlamına gelmiyor abi. Ben Santorin'i seçiyorum ama oraya. Hayır, Meteos'u seçiyorum. Vazgeçtim. Abi bir dakika, bir kere goy goy yapıyoruz. Her şey chat, çıldırmayın, sakin olun. Yani bu üzerinde uzunca düşünülmesi gereken bir şey bence. Çünkü sen Santorin'le Meteos dedin de onlardan daha büyük overrated mutlaka buluruz düşünürsek. Kim jungler söyle?
Aklıma gelenler bunlar Abi ya. Bayağı şu an diyorum araştırdım. ya bayağı araştırdım, ben araştırmadım işte. Hiç, önüne hiçbir şey açmadım yani Tamam, LeaguePedia bir dakika. vesaire En azından durdurdum. Dade'de hemfikir olabiliriz ya. Dade'de hemfikir olabiliriz ya. Dade hakikaten hiçbir şey yapmadı yani. Bir sezonu var değil mi Dade'nin adam gibi? Evet. Sezon 4. Aynen, sezon 4. O Pound swap'ı. Neyse, dur devam edelim. Bir Bulmaya çalışalım ya. Abi böyle bulmaya çalışmak, o zaman haftaya şey diyorum bu ya, soruyu cevaplayalım. bunu hakikaten böyle bir video çekebiliriz, bir 10 dakikalık falan ya. Çekersin. Tamam. Çektik. Devam ediyorum. Güner Sevgi sormuş. Bunu nasıl cevaplayın diye değil. Hevel'in kadın oyuncular hakkında düşünüyorsunuz. Kadınların rol espor falan filan. Bununla ilgili iki videomuz var. Bir geçen haftaki arama minyonu. Bir de üçlü kuvvetli mi konuşmuştuk Eren senle? Bir önceki Neyi? üçlü kuvvet. HVA'nın Neyi? kadın oyuncularının. Evet, konuştuk. Arama Minyonu ve Üçlü Kuvvet, ikisinde detay, bayağı uzun konuştuk bu konuyu. Orkun Yanıkkol sormuş. Nasıl unutulduk yani? Aşkımız buraya kadar mıydı? What? Bilmiyorum. Kadir Ata sormuş. Supermassive bu sene erken bitirmedi mi ligi? Olabilir. Hayır. Hayır. Oyanmadan hiçbir şey bitmez abi. Devam ediyorum. Süleyman Can Kocaman sormuş. İki ya da daha çok koç olması bir takım için avantaj mı? Avantaj. Evet. Abdülsamet Korkmaz. Ne zaman ofise geçeceksiniz? Bilmiyorum. Alicem Çelik. Geçeceğiz mi? Bilmiyorum. IG 2019'da da şampiyon olup yeni bir SKT etkisi yaratabilecek mi? Hayır diyorum. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? IG benim şu an bir numaralı dünya şampiyonası favorim ya. Benim de Yapabilecekmiş favorim. gibi hissediyorum yani. Ben ama yapabileceklerini düşünmüyorum. Favori insan nasıl favori olabiliyor o zaman? Abi favori olması, şimdi adamlar favoriler, evet. Çünkü zaten Hayır son dünya beni şampiyonlar. şöyle dedin. Hayır benim de favorim dedin. Onu da diyorum. Ha şöyle, Worlds'a gelene kadar favorim olacak ama Worlds'da aynı performansı ben tekrarlayabileceklerini düşünmüyorum. Abi Abi ben bu meta onlara çok olanak sağladı. Bak şimdi evet Ning doğru. muazzam oynadı Worlds'te, tamam mı? Dışay muazzam oynadı şeyde, playoff döneminde falan, ama bu adamların normal sezonunu izledik abi. Ben Ning'in o kadar çok kilit maçını izledim ki abi. Ve adamı her seferinde boğdu rakipte. Özellikle RNG çok rahat boğdu. Abi okey. Worlds'te kimse, bak hiçbir takım bir kere bile RNG'nin yaptığı şeyi denemediler. Ya bir kere deneyin. Tutmaz belki, eyvallah. Ama bir deneyin ya. Ya bu Worlds'te bir tuhaflık vardı abi. Neden bilmiyorum ama takımlar daha öncesinde rakiplerine hazırlanırken, daha öncesinde o takımlara karşı çalışan formülü öğrenmeden gelmişler. Bazı takımlar özellikle çeyrek finaldeki takımlar, kendi güçlü yönlerini unutmuş, evde bırakıp gelmişler falan. Çok tuhaf şeyler oldu gerçekten. Diğer Worlds'larda olmamış olan, yani veya daha erken turlarda olmuş olan. Zaten o yüzden yarı final ve sonrası leş gibi geçti. Hiç rekabet bile olmadı turnuvada. O yüzden ben aynısını tekrarlamanın çok 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 zor olduğunu düşünüyorum. Zaten artık ben günümüzde League of Legends'ın geldiği noktada bu kadar çok iyi oyuncu, bu kadar çok takım miktarı vesaire artmışken, herhangi bir takımın iki kere üst üste şampiyon olmasının da büyük mucize olur. Çok zor zaten abi. Kolay değil ama bu takım daha hazır olmadığı bir dönemde bence dünya şampiyonu oldu. Bunu unutmamak lazım. Yani pişme esnasında ham olan oyuncular Dışay ham, Jacky Love ham, Ning ham, Baolan ham. Orada olmuş bir tane adam vardı. Duke'la beraber, hatta iki diyelim işte yedekliyle beraber. Duke'la beraber şey vardı. Okey. Rookie vardı. Yani bu sene çok daha ileri gidecekler. Ve meta konusundaki benim fikrim Riot'ın son dönemde, son 1-1,5 senelik izlediği politikaya baktığımızda abi sanki meta bana bundan farklı bir noktaya çok da gitmeyecekmiş gibi hissettiriyor. Yani o eskisi gibi fightların 5 dakika sürdüğü, tankların ölmediği, AD carry'lerin tankları 5-5 vurarak öldürmeye çalıştığı sürece dönmeyecekmişiz gibi hissediyorum. Ama Ve oyunun bu şu da anki hızından da herkesin memnuniyetsiz olduğu bence çok belli. Riot'ın da memnuniyetsiz olduğu çok belli. Ve oyun bu kadar hızlı değilken, yani bu geçen işte bir maç sırasında konuşuyorduk ya WhatsApp'ta. Can'la konuşuyorduk hatta o sırada. Şey maçı. Damwon bir tane bir Kespa Cup'ta bir takımla oynuyorlardı ya. Busan Şeyin mıydı oynadı. neydi? Eliven oynadığı takım. Neyse, Eliven oynadığı takım değil mi? Ya Cassiopeia oynuyordu, mahvediyordu maçı. O sırada Can'a şey yazmıştım. Dedim ki bak, oyun şu anda öyle bir hal, Brion Blade takımın adı da. Eliven'la Cube falan oynuyor. Cube gene itliyor, Eliven gene iyi oynuyor falan. Neyse.
Yani dedim ki şu anda öyle bir meta var ki bir hatada oyunu tekrardan öbür tarafa çevirebilecek dedim. Baron'a girdi şey Alive'ın takımı. Alamadı, kaptırdılar abi Baron'u. 10 ona 1 Eren kill skoru. Kule mule alamamış şey tarafı Damwon o sırada. Ve elenecekler falan yani öyle bir durumda var. Maçı çevirdiler abi oradan. Sadece Baron'u çaldığı için o şey. SKT Damwon maçı. O Mata'nın saçma sapan engage'iyle. Arada 8K fark vardı. Ve Maç IG abi gerçekten sezon içinde çok fazla hata yapan bir takım. Ama onların hata yapmasının bir sebebi var. Çok deniyor IG. Tamam mı? evet. Belki de sezon 8'in en önemli özelliği. Denemek daha çok şey getiriyordu. Hani bu NBA'de pace and space muhabbeti var ya. Çok dene, daha çok dene. İlla ki tutuyor belli bir noktada şeyi. Pace and Space'in üremesi bu, türemesi buydu ve gerçekten sezon 8 League of Legends'da buna çok benziyordu. IG çok deniyordu ve illa ki sonuç alıyordu. Sezon içinde de denediler. Onların sonuç alamadığı tek nokta RNG çok ağır cezalandırıyordu onları ve her seferinde RNG'ye yeniliyor zaten. RNG gelmedi, World Champion oldu. Şimdi sezon 9'da özellikle preseason patch'inde bu kadar denemenin şöyle bir dezavantajı var. İşte o maçtaki örnek gibi abi. Tek hata zamanlamayı kaçırdığındaki tek hata sana maçı kaybettiriyor. O yüzden ben IG'nin daha ağır cezalandırılabileceğini düşünüyorum. Eğer aynı stilde devam ederlerse, aynı stilde devam etmezlerse tabii ki son şampiyon olarak her yere favori gidecekler yani. Ama işte onlar bir yani bir şey bazı şeyleri çözme konusunda yani atıyorum şey RNG 5. maçı hatırlayalım. Dönmesi çok ihtimal dahilinde olmayan çok zor bir maçı çevirip 2 inhibitor falan almışlardı. Ya yani gelişim gösteriyorlar. Gelişim göstermeseler söylediklerine birebir katılacağım ama gelişim gösteriyorlar. O yüzden şu an favoriler bakalım bir de sezon içerisinde birazcık görmek lazım ya. Ama diğer takımlardan yine de ayrılıyorlar. Devam ediyorum. Lütfullah Topdemir sormuş. HVA'nın kadrosuyla ilgili bir şeyler. 5 tecrübesiz ya da bilgisiz oyuncu aynı takımda ne kadar gelişim gösterebilir punchline'ı? Aslında punchline olmuyor da İyi anladınız soru. İyi soru. İnanılmaz bir coaching'e ihtiyaçları var. siz. Çok üst düzey bir coaching'e ihtiyaçları var. Bu kadar genç oyuncunun olduğu bir ortamda. Yani çünkü 5 oyuncu hepsinin game knowledge, oyun bilgileri kısıtlı. Birilerinin normalde tecrübeli oyuncular da burada katkı sağlar. Tecrübeli oyuncu yok haliyle bütün iş koç ekibinin omuzlarına kalacak. Koç ekibi varsa veya tek koç varsa tek koçun bunun altından kalkması da çok zor. Doğru bir noktaya parmak basmış bence soru. Bu kadar. Bir şey eklemiyorsun herhalde Aral. Yok. Ben daha önce zaten bu konuyu FM'den örnek vererek bayağı konuşmuştum. Yani gerçekten mentöre ihtiyaç oluyor. Hem oyun içi hem oyun dışı gelişimi sağlamak açısından. Twitter'dan Beşiktaş Akademi'nin koçu Jack ili Langford sormuş. TSM koçu Ziggs'i nasıl bir imge bırakacak? Reginald rahat bırakırsa. Abi ben inanılmaz beğeniyorum bu arada Ziggs'i. Elindeki kısıtlı malzemeyle sürekli olarak ya 2 senelik bir süreçte 2 şampiyonluk bir tane iki verse çıkardı. Bu malzeme ve ama onun oynattığı oyun bu malzemeye sanki şeyden daha iyi uyuyor. Geçtiğimiz dönemde hani TSM'in Zven ve Mid'i geldikten sonra yavaşlayan oyuna Ziggs biraz daha iyi fit gibi hissediyorum ben. Ya umarım başarılı olur ya. Çok çok sevdiğim bir koç, çok beğendiğim bir koç benim. Sondaki Reginald rahat bırakırsa kısmı tabii çok önemli. Evet. Asıl önemli Bu soru o yani bence. oy ama ya hakikaten ya bu oyundan gelen takım sahiplerinin salça olmaları gerçekten Abi çok sinir Reginald'ın bozucu gibi ya. ekstra ama ya. Ya işte neyse benim sinirim oldu. X-Pack'e de aynısını yapıyordu. Reginald'ınki gibi değil ya hiç kimseninki. Son olarak Discord'dan gelen soruları da cevaplıyoruz. Sonra Twitch'e geçeriz. Astaş'a sormuş. Bu çocuğun ismi Astaş mı okunuyor? Astaş. Futbolda olduğu gibi her takımın ileriki dönemlerde LPL'de, LCK'de yani bu oyuna fazla yatırım yapan bölgelerde her takımın kendine ait bir e-spor arenası ve şehri olsa bu e-spor nasıl hava katar da Allah aşkına virgül kullan abi. Abi olacak zaten bu. Eninde sonunda olacak yani. LPL yapıyor zaten şu anda. LPL yapıyor. Diğer herkes de bunu yapacak. Sanırım Amerika'da da NA'de de böyle bir plan var. Ama ne zaman olur bilmiyorum ama eninde sonunda mutlaka ama mutlaka olacak abi. Habayarı sormuş. Böcek ciddi ciddi metada mı yoksa Kespa Kap'ta bizi mi trollüyorlar? Meta'da ama önde değil bence. Ya olmamalı en azından. Ya Ya bana Malis'in sorarsanız bence metada da olmamalı ama neden oynuyor insan? Gerçekten
Yani şeye bakıyorum. Şimdi duellocu desen daha iyi duellocular var. İyi farmer desen çok daha iyi farmerlar var. İkisinin ortası desen değil, çünkü azıcık geri düştüm oyunda hiçbir etkisi olmuyor. Yani hakikaten anlam veremiyorum neden sürekli oynandığına. Çünkü acayip sürekli pikleniyor. Yani ve şeyleri gördüğüm zaman daha çok hoşuma gidiyor açıkçası. İşte Tarzan alıyor Sejuani, öbürü alıyor Peanut, alıyor Gragas falan. Maça bakıyorum, çok daha verimli maçlar geçiyor. Daha iyi jungle'lar bunları oynuyor. Ya bir tuhaflık var bence. Ve kesinlikle oynanmaması gerektiğini düşünüyorum bu arada. Hiçbir şey katmıyor takıma. İnşallah da acilen akıllarını başlarına alırlar ve oynamamaya devam ederler. Şimdi Gökay yeni bir soru ekledi. Hemen onu cevaplayayım. Supermassive MSI veya Worlds'e katılabilirse sizce gruplara kalabilir mi? Kalabilir. Hedef o. Son Olmalı. soru. Rüzgar Frost Serin slash 15 sormuş. Aral'a sormuş. Size sorum. Özellikle Aral abi. Ben diyelim ki West'te Platin seviyesinde bir oyuncuyum. Diyelim ki büyük ihtimalle öylesin. Hissettim ben. Ben nasıl bir pro olmaya çalışabilirim? Ben nasıl pro olmaya çalışabilirim demek istemiyorum herhalde. Seviyemi yükseltebilirim. Gençlere tavsiyeniz neler? 15 yaşındayım. West Blood yaşıma göre okey mi? Teşekkürler efendim. Abi Westblood yaşına göre... Burada bunun yaşla alakası yok. Yani Westblood'dan senin Challenger seviyesine çıkman yaklaşık bir yılını alır. Doğru bir yol çizersen kendine. Doğru yol nedir? Solo queue için. Yani sen bir profesyonel oyuncu olmak istiyorsan iki tane yol var önünde. Ya One Trick olup önce Challenger olacaksın, sonra Challenger'ların arasında diğer şampiyonları öğreneceksin dayak yiye yiye. Ya da Plat'tan Challenger'a giderken daha çeşitli oyun stillerini öğrenip o şekilde çıkmaya çalışacaksın. Genelde ilkini tercih eder bir sürü oyuncu. Ama onun da şöyle bir sıkıntılar var. Sonrasında pro olma süreci zorlaşıyor. Çünkü bütün takımlar bakıyor. Ulan bu adam Challenger olmuş ama One Trick bundan adam olmaz diye. Ki bir sürüsü var. Yani çok nadirdir One Trick'ten gerçekten iyi esporcuya dönüşen. Ha Caps var mesela. Caps habire Aurelion sol oynuyordu mesela solo queue'da. Ama genelde diğer örnek daha kolay geçer profesyonel oyuncular. Onun dışında da aşırı aşırı çalışmaktan geçiyor olay. Neden aşırı çalışmak gerekiyor? Çünkü herkes aşırı çalışıyor abi, o yüzden. Ha şunu sorarsanız ama bana günde 20 oyun mu oynamalıyım diye. Hayır abi, 7-8 tane çok verimli oyun oynaman çok daha iyidir. Ama bir noktada şey oluyor yani insanlarda. 7-8 tane çok verimli oynayayım, 12 tane de random rastgele saçma oyun oynayayım moduna dönüşüyor. O aslında seni uzun vadede yıpratıyor ama gençken sen bunu hissetmiyorsun. Ki ben de yaptım aynısını yani. 5-6 tane çok verimli maç yaptım ama totalde o gün 23 oyun oynadım. Gün geçiyordu falan böyle. Uzun vadede sizi çok yıpratıyor. Yıpratmayın kendinizi. Hayatlarınız çok daha değerli. Evet, profesyonel olmak istiyorsunuz ama bütün hayatınızı bunun için adayacaksanız buna çok daha net karar vermeniz gerekiyor. Bu karardan eminseniz bunu uygulayın. O zaman Üçlü Kuvvet'in sonuna geldik. Ondan önce söyleyelim. Yarın arkadaşlar Üçlü Kuvvet yok. Çünkü 31 Aralık yılbaşı partiler, kopmalar falan. Salı günü tekrar büyük ihtimalle Salı günü mekan sapması yerine Üçlü Kuvvet yaparız. Onu da kararını almadık da. O şekilde devam ederiz. Arkadaşlar umarım çok iyi bir yıl geçirmişsinizdir. Ve umarım bir sonraki yıl bu yıldan bir adım daha iyi halde olur. Arkadaşlar size de iyi yıllar buradan. Size diyorum. Sana da Teşekkür ederim. Utkucuğum. Utkucuğum, iyi seneler. İyi yıllar. Salı Aral Kosor gömer yılbaşı. Ben Yeni yıla Kosor yiyerek girecek misin Aral? O saatte bulamazsın yılbaşını, ya. ben bu arada genelde Zamanı geç yılbaşını bulursun. uyuyarak girerim ya. Çok güzel uyunuyor o saatlerde. Tamam. Bu kadar. Bu bilgi için teşekkürler. Salı günü görüşmek üzere arkadaşlar. Tekrar hepinize mutlu yıllar. Hoşça kalın. Hoşça Hoşça kalın. kalın.